Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videodan herkese selam. Bugün birazcık konuşacağız, sohbet edeceğiz. Bir sürü güzel şey var, güzel haberler var. Bunlardan size bahsedeceğim ama öncesinde diyorsun ki şu an, Bulut abi bu bıyık, saç, sakal ne diyorsun. Evet, şu an ben de farkındayım. Yazdın yani, Bulut abi ne olmuş lan diyorsun. Ben bir berbere gittim abi. Tamam mı, böyle sadece sakal kestireceksin. Yani ne kadar zor olabilir ki, değil mi? Ne kadar zor olabilir lan? Sakal kısalttıracaksın, kestireceğim. Böyleydi sakallarım, hatırlıyorsunuz zaten. Zaten eğer depo bir video yayınlarsam görürsünüz ne kadar uzun olduğunu. Hatırlamak isterseniz de önceki videoyu izleyebilirsiniz tabii ki gençler. Bayağı bir uzundu abi. Dedim ki abicim, dedim ya, şu sakalları birazcık kısaltalım. İşte üçleme alırsın, dörtleme alırsın. Adam bir girdi abi sakala. Bir numarayla mı girdi, sıfır numarayla mı ne girdi? Şöyle yarıya falan girdi, tamam mı? Ben biraz böyle şeyim. Aynaya bir baktım. Dedim dayı ne yapıyorsun? Dayı ne oluyor, bu ne dedim ya. Çok ince girmiş dedim, bari birazcık bıyık bırak da çocuk gibi durmayayım dedim. Zaten benim önceden yani bir şey tecrübem var. Bundan hatırlıyorsunuz, bir yıl olmuştur herhalde belki, ya da 8-9 ay öncesinde cilet videolarına. Hatırlıyorsunuzdur gençler, bayağı bir tipim değişiyor yani. Bir eksi 10 yaş falan şey oluyorum, gençleşiyorum. Bayağı bir etki ediyor. Neyse tamam, boşver. Bu muhabbetin sadece benim suratımın, yani sakallarım neden bu kadar kısa olduğunu ve bıyıklarının ön plana çıktığını anlatmak için de bu konuyu geçiyoruz. Dalganızı yorumlarda geçebilirsiniz. Problem, sıkıntı yok gençler. Size Wolf Team'deki güzel olaylardan bahsedeceğim gençler. Bugün birazcık böyle konuşacağız, sohbet edeceğiz. Devamında da belki oyun oynarız, belki oynamayız, bilmiyorum. Yetkililerle konuştum. Wolf Team'deki oyunun ilerleyen süreçteki 3 yıllık 4 yıllık planlarından bana bahsedildi. Size bu konulardan bahsedeceğim. Belki Cenk de bahseder size. Yayıncılarla sadece aslında bu bilgileri paylaşıyorlar gibi bir durum söz konusu oldu. Ben de sizlere anlatayım dedim. Hem de içeriğimiz olsun. Güzel konulardan, merak ettiğiniz birçok şeyden bahsedeceğim. Hepsini not aldım böyle, alabildiklerim kadarını. Onlardan size yavaş yavaş bahsedeceğim gençler. 2019'da yepyeni bir oyun modu geliyor. Yıkım gibi gençler. Yani şu tarz diyeyim, PUBG Fortnite gibi bir mod geliyor. Sizin de yani böyle heyecan verici, eğlenceli bir mod olarak düşüneceğiniz bir oyun ve mod geliyor. Onun dışında gençler, çok yakın zamanda Göbekli Tepe haritası geliyor. Göbekli Tepe'yi bilmeyenler için, bu Urfa'da bir yer arkadaşlar. Biz de gittik hatta. Gaziantep'ten Urfa'ya gitmiştik. Belki hatırlarsınız, ben vlog çekmiştim. Aslında o onun içinde. Yani Wolf Team ekibi orada orayı inceledi. Oraya benzeyen, anımsatan bir harita yapılıyor Wolf Team'e. Yani bu sadece özel bir şey arkadaşlar. Sizler için ölüm oyunu modunda olacak. Nasıl olacağını ben de merak ediyorum. Yani aslında en çok merak ettiğim şey, belki giriş haritasını bile, en çok oynanan giriş haritasını bile geçebilir diye düşünüyorum. Bir an önce ne zaman oyuna geleceğini ben de merak ediyorum ama gelecek. Yani 3 yıllık bir plan var abi ortada. Bunlar da bana bahsettiler Wolf Team hakkında. Yani ben de sizlerle paylaşıyorum. Sizlerde de merak uyandırsın, heyecan uyandırsın diye. Bu konular hakkında nasıl bilgi sahibi olabilirim derseniz, Bulut abi abone olun. Yani bak anlatıyorum yani. onun dışında gençler, Asus Wolf Team Ligi'nde kırmızı sezon başlıyor 28-29 Eylül'de. Hatta bu hafta sonu mu lan? Ana! Evet lan, harbiden ha. 28-29 Eylül gençler, kırmızı sezon başlıyor. Biz de 1907 Fenerbahçe olarak aynı şekilde devam ediyoruz. Biraz da iddialıyız tabii ki. Mavi sezonda gayet güzel bir dönem geçirdik bence. Şampiyon olarak ayrıldık. Tabii ki kırmızı sezonda da iddiamız şampiyon olmak, her takım gibi. Benim görevim de zaten biliyorsunuz, 1907 Fenerbahçe'de menajerlik ve takım koçu görevi olarak yapıyorum. Yani bizimkilerle beraberim. Bizimkiler nerede? Ben de oradayım. Takımın şeyi gibi, abisi gibi bir şey gibi yani. Öyle söyleyeyim. Onun dışında neler var? Notlarıma bakıyorum alabildiğim kadar. Wolf Steel'ler başlıyor gençler. Wolf Steel'ler başlıyor. 7 Ekim'de Bursa var. Buradan Diyarbakır'a da gidilecek. Şöyle söyleyeyim, en çok siz istemişsiniz, ben hatırlıyorum. Wolf Team sayfasında postların altına, benim yorumlarımın altına falan, Wolf Steel'ler artık Diyarbakır'a da gelsin diye birçok kişi yorum yazmıştı. Bu işte sizin istediğiniz yerine getirilmesi için abi Diyarbakır'da eklendi. Wolf Steel'ler de Diyarbakır'da olacak. Çok sürpriz bir durum olursa belki ben de gelirim, bilmiyorum, belli değil. Ama turnuvalar Diyarbakır'da da olacak. Bursa'da 7 Ekim'de başlıyor gençler Wolf Steel'ler. Wolf Team Facebook sayfasında takip etmeyi unutmayın. Orada her detay, her şey açıklanıyor gençler. Oradan her türlü şeye ulaşırsınız. Takımınızı, klanınızı kurun abi, Wolf Steel'lere yapıştırın gidin.
Onun dışında yeni karakterler, yeni silahlar geliyor. Yeni bir yama ile gelecek bu. Tarihini bilmiyorum. Tarihini söylemediler. Ama gelecek. Onun güzel haberini vereyim. Ben de merak ediyorum. Yeni bir şey geldiğinde abi oynayalım, parçalayalım, yapıştıralım. Güzel eşyalar, karakterler vesaire gelecekmiş. Yani bu özel gizli bir bilgi. Yani bu içerikler, eşyalar geldiğinde ben zaten videosunu çekerim. Merak ediyorum yani ne geleceğini. Onun dışında arkadaşlar Enes Batur bile artık Wolf Team oynuyor. Bilmeyen yoktur herhalde. Son videolarında birindeydi. Enes'i Wolf Team oynarken görebiliyorsunuz yani. Enes Batur da bizden. Hırcı, Wolf Team'ci. Denk gelir miyiz, kapışır mıyız bilmiyorum. Zor bir olay ama eğer denk gelirsek çok güzel olur aslında. Ben de istiyorum öyle bir şey. Yani daha çok izleyici oyunları da yapıyoruz sizler için. Yayınlar da yapıyorum biliyorsunuz. Ama böyle yayıncıların veya işte YouTuberların vesaire kapışmasını siz çok seviyorsunuz. İlerleyen zamanlarda da bunlarla ilgili benim projelerim var. Çevremdeki YouTuberlar ile umarım yapabilirsek güzel bir YouTube'da böyle kapışma vesaire bir şey de yapacağız gençler. Hiç merak etmeyin yani. Ben size gelecekteki bu Wolf'la ilgili planlardan birazcık bahsetmek istedim. Siz de haberdar olun diye. Yani benim de merak ettiğim şeyler var. Merakla bekliyorum sizler gibi tabii ki. Bu tür durumlar söz konusu gençler. Yani şimdi pek benim böyle sakallı falan halimi daha çok seviyorsunuz ama bugün buna katlanacağınız gençler yapacak bir şey yok. Uzar, sıkıntı yok. Bir haftaya yanlarda bıyıklar gibi şey olur ya. Tamamlar diye düşünüyorum. Onun dışında bugün ne yapalım? Birkaç el oyun atalım. Böyle güzel haberleri sizlere duyurduktan sonra. Girelim girelim. Nerede oynayalım? Sizin de merak ettiğiniz, istediğiniz birçok şey varsa bunları yorumlarda belirtin abi. Ben ileteyim. Hani elimden geldiğince. Yani yılda birkaç sefer gidip görüşme şansım oluyor. Tabii ki. Bu tür durumları veya bizim etkinlik planlarımız, işte kampanyalarımız vesaire, turnuvalarımız, duyurmam gereken eşyaları falan gösteriyorum sizlere biliyorsunuz. Yeni gelen eşyaları vesaire. Bu tür zamanlarda bir fırsatım oluyor abi. Hep olan bir şey değil bu. Yani çok nadir oluyor genelde bu fırsatlarım. Tamam yayıncıyım ama sürekli içli dışlı değilim tabii ki. O gelirle vesaire olsun. Benim de bir seviyem var. Yani ben de abi küfür etsem, şey yapsam, yanlış illegal bir şey yapsam ben de ban yerim. Beni de cezalandırırlar. Hiç kimse düşünmesin torpilli falan filan diye. Öyle bir durum söz konusu değil. Ben sadece bazı güzelliklerden size bahsediyorum. Güzel haberler uçuruyorum. Gizli gizli. Gençler bugün ne yapalım? Zahit mi oynayalım? Ne yapalım? Şu kısa bir oyun tutayım. Çok da aslında başınızı ağrıtmak istemiyorum. Şöyle bir oyun bulayım, yapışayım abi. Bakalım çarpışacağız. Adamın telefon numarası mı var lan? Yok. Telefon numarası değilmiş. Güzel vallahi ya. Yeni güncellemeyle ne kaldı? Bir tek pompalıyla oynamadık sanırım. Bir de şu zımbırtıyı anlamadım. Bunun da yakında videosu gelir. Merak etmeyin. Aha girdik valla. Lan ben onu kafadan vuracaktım be ya. Hayır geldi. Oğlum. Ben seni bizden sandım ya Yiğit Demir'e. Beyler yakışmış mı bıyık ya aslında? Dur ben size onu da soracaktım unuttum ya. Ne diyorsunuz? Bıyıklı halim mi daha güzel kısa sakallıyken? Abi ben burada bayağı bir yıprattım ya. Bayağı bir taradık lan. Lan sen bizdensin, korktum. Bir yorumlarda yazın bakalım. Bıyıklı Bulut abi mi daha iyi? Yoksa sakalları uzun hepsi eşitken mi daha iyi? Lan korktum bu ne? Bariyer bir yerlerde kükredi öldük abi. Boldrabor kardeşim o kim? Yeni biri mi? Bak yine benim kasemle aldı ya. Ben canını azalttım adam yedi ya. Salm Bulut abi. Salm kardeşim. Sen bizdensin. Sen bizden değilsin ama. Abi öldüm ya. Bu kadar olur harbiden. Neyse bugünün anlam ve önemi güzelce konuşmaydı. Abi düz duran adamı vurmuyorum. Havadaki adamı, düşen adamı vuruyorum ya. Çok garip o da. Oğlum adam her şeyi
Buse Miçinli'ye haykırma hatta. Adam manitasına haykırma mesajından ilanı aşk geliyor. O da güzel bir durum. Bilemiyorum. Belki oyun oynuyordur ama Wolf Team oynuyordur, olabilir. Düşünsene mesaj atıyorsun işte, haykırmaya bak aşkım, seni seviyorum diye haykırma atacağım diye. Çok garip bir durum var. Pokemon. Adamın ismi Pokemon. Geldi. Ölmen lazım. Ölmen lazım, olur o. Evet. O kükremeyi yapsaydı büyük ihtimal ölmüştüm. Abi şu penceredekini. Oğlum. Aa, kazandık lan. Abi onu da vursam çok güzel olurdu. En azından kral bitirmişim. Sıkıntı, problem yok. Evet gençler, dediğim gibi merak ettiğiniz birçok şeyden sizlere bahsettim. Wolf Team'in planlarından da neler olacağından gizli bilgi sızdırdım sizlere. Siz de isteklerinizi, öğrenmek istediklerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yorumları okuyup sizlere yardımcı olacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.